Efendiler, keraktü fîküm emreyni maddesinde korkunç boşluğumuz var. Bu iki kaynağı nasıl hayata hakim kılacağız? Şimdi bütün problemimiz burada. Metotları var, bunun usulleri var, çareleri var. Cezayir'deki metotlar, Afganistan'daki metotlar, Keşmir'deki metotlar, Filistin'deki metotlar. Görülmemiş kavgalar, mücadeleler devam edip gidiyor. Görüyorsunuz, geçen sene mahalli seçimlerin, yani belediye seçimlerin %82'sini Müslümanlar Cezayir'de geçen sene aldılar. Bunu takip ettiniz muhakkak. 100 belediyenin 82'sini resmen aldılar. İslami Selamet Partisi var Cezayir'de. Aldı. Halk uyanmış, işin farkına varmış. Fransız kafirinin sömürgesini anlamış, sömürüsünü anlamış. Nasıl itikaden onları parçaladığını görmüşler. Nasıl siyasi bölünmelere maruz bırakmışlar. Anlamışlar hileleri. Arkasından bu sene Haziran ayında genel seçimler, parlamento seçimleri yapılacaktı. Kafirler anladılar ki 100 milletvekilinin 82'sini alacak Müslümanlar. Hemen Amerika devreye girdi, Fransa devreye girdi. Olaylar, eylemler patlatıldı, silahlar patlatıldı ve ordu tahrik edildi, sıkı yönetim ilan edildi ve süresiz seçim tehir edildi. 3000 Müslüman tutuklandı şimdi. Bunların bir kısmı idamla yargılanıyor, bir kısmı da işkence altında inim iniyorlar. Kolay değil. Bunu söylemekten maksadım, hayatımızı sünnet ettirmek kolay değil. Çocukları sünnet ettirmek kolay. Çağırsın bir berberi, eskiden berberlerdi, şimdi operatörler var, doktorlar. Kucağına verirsin veya bir sandalye oturtursun, 3 dakikada 40 keser atar, basit bir sünnet. Ama bir de devleti sünnet ettirelim bakalım. Kaç bin Müslümanın kellesi gidecek? Kolay değil. 4 kelime 1980'den, 12 Eylül'den önce 4 kelimelik konuşma, yani bizim yaptığımız konuşmalar gerçek ulemanın, gerçek ehlullahın yaptığı konuşmalar yanında vallahi konuşma denemez. Biz kırık dökük bir nesiliz. Biz zavallı bir nesiliz. Osmanlı ulemasının yanında ismimizin okunması dahi fevkalade utanç verilir. Cumhuriyet döneminde ulema yoktur. Olanlar da parça parça 3-5 kelimeyle kürsülerde bir şeyler söylemeye çalışmış olmamızdan dolayı 46 ayrı mahkemede yargılandım şahsen. 46 ayrı mahkeme, ayrı ayrı. 4 sene sıkı yönetim mahkemesine Selim Yakışlası'nda. Yıllarca devlet güvenlik mahkemesinde. Defalarca ağır ceza mahkemelerinde, hepiniz çoğunuz biliyorsunuz. 12 sene mahkeme taşındım durdum. Ne olmuş ya? Niye böyle söyledin diyor. Bunu Cenab-ı Hak söylemiş. Allah söylesin, bize alakadar etmez ama sen söylemeyesin diyor. Eşimin sistemi yapısı bu. Yapmayacak söylemeyesin. Ve hala yine devam ediyor aynı. Demek ki İslam'ın hayata hakim kılınması kolay bir iş değil. Çok zor bir iş. Çok çileli bir iş. Buna hazır olmak lazım. Cemaat-i Müslümini buna hazırlamak lazım. Bunu cemaate verebilmek lazım. Ruhunda, vicdanında, gönlünde bunu hazır hale getirmek lazım. Lakin ben şuna eminim ki henüz Türkiye Müslümanları katiyen cihada hazır değil. Hiç değil. Ufacık bir zorluğu görür görmez hocasını, cemaat hocasını bırakıp kaçıyor, kadınlar kocasını bırakıp kaçıyor. Mümkün değil. Çünkü arada bir rabıta yok, arada bir zabıta yok, bağlılık yok, arada bir eğitim yok, talim yok, tahsil yok, terbiye yok. İslami terbiyeyle yetişmiş değiliz. Bugün muazzam bir unutkanlık var. Ben de şahsen muazzam rahatsızım. 4000'e yakın hadis vardı kafamda, hızla azalıyor, biliniyor. Bazı 12 Eylül'den sonra yapılan sorgulamalarda yaptıkları işkenceler sebebiyle, parmağımızdan, tırnağımızdan cereyan vermek suretiyle korkunç şoklara tabi olarak
zihniniz zayıfladı, zaafa uğradı. Binlerce hadis unuttuk, kafamızda kalmadı ama şimdi daha başka bir unutkanlık var. 15 yaşındaki delikanlı bile unutkan. Aa, unutuyor. Eliyle koyduğunu döner mi unutuyor. Nereye koymuştum ya ben bu anahtarı diyor. Açın hadis kitabına bakın. Tesettür olmayan memleketlerde namahrem olan yani haram bakılması haram olan kadınlara bakmak muazzam unutkanlık getirir diyor Hazreti Muhammed Mustafa. Vallahi sebep olur. Bir taraf namahremle dolu. Bakılmaması gereken kadınlar çırılçıplak ortaya çıkmış bulunuyor. İstersen bakma. Televizyonu açıyorsun, en deşifre, en sapık, en çarpık, en fahişe rolüyle, kıyafetiyle, kılıyla karşında duruyor. Gazeteye bakıyorsunuz, sapık kadınlar, kiralık kadınlar. Basit bir gripin, aspirin reklamı yapacak çıplak kadınları kullanıyorlar. Tekerlek satacak araba tekerleği, evvela kadının bacağını satıyor, sonra tekerlek satıyor. Her taraf fuhuş, her taraf çıplak kadın. Bunları gören neslimiz unutkan oluyor. Zihinleri meşgul, mahsus, kaybolmuş insan yapısına kavuşuyoruz. Ruhlarımız kayıp, gönüllerimiz kayıp, şuurlarımız kayıp, hafızamız kayıp, kimliğimizi kaybettik, hayatımızı, haysiyetimizi kaybettik. Kimliğini kaybeden insan gibiyiz, kime mensubuz belli değil. Kimliksiz insanlar, kişiliksiz insanlar, kimiz biz, kimdeniz belli değil. Kökümüz ne, kökenimiz ne belli değil, nereye gidiyoruz belli değil. Kelimeler saptırılmış, mefhumlar saptırılmış, sistemler saptırılmış. Bakıyorsunuz adam haramdan para kazanıp harama harcıyor, fuhuştan alıyor, fuhuşa veriyor. Kumardan alıyor, kumara veriyor. Bu kadar çirkin bir meseleyi ifade ederken en mukaddes kelimeleri kullanıyorlar. Haydan gelen huya gider diyor. Fuhuştan gelen fuhuşa gider anlamında kullan. Haşa. Haydan gelen huya gider ne demek? Hay Allah'ın ismi değil. Ya hayyu, ya kayyum Allah'a değil mi? Hay. Ya hayyu, hay Allah demektir. Hu da Allah demektir. La ilahe illa hu değil mi? Haydan gelen huya gider demek Allah'tan gelen Allah'a gider manasına gelen kutsal, mukaddes kelimeyi nerede kullandı? Sapıtmaya bak. Kelimeler saptırılmış, mefhumlar saptırılmış. Yönümüz saptırılmış, çarpıtılmış. Kıldığımız namazlar bile kemal ifadesi taşımıyor. Kalıbımızı kıbleye çeviriyoruz, kalbimiz köyde, arazide, dükkanda, bakkalda, manavda, markette. Müşteriyle, keçede, kasada, çekte, senette. 100 namaz kılan Müslüman, 99'un zihni meşgul. Alıyor Allahu Ekber iftitah tekbirini, huzur-i ilahide olması gerekirken zihninin, kalbinin, aklı, fikri, zihni Allah'ın huzurunda olması lazım. İftitah tekbirini alırken birden aklı evine gidiyor, köyüne gidiyor, dükkanına, sanki dükkanına giriş yapmak için tekbir almış olduğu ortaya çıkıyor. Şuursuz, huzursuz, kalp huzurundan mahrum, sokaklarda aldığı haramların şualarından, ışınlarından, şekillerinden, suretlerinden, silüetlerinden. Çünkü Mevlana öyle diyor, nazar bahsini anlatırken Mesnevi'de bir erkek hoşuna giden bir kadını gördüğü zaman, bir kadın da hoşuna giden bir erkeği gördüğü zaman ilahi fıtratın icabı olarak etkilenirler diyor. Derhal etkilenirler diyor. Yani teessür bu yani, tesir aklına kalır. Onu hafızasına hapseder. O gördüğü kadının silüetini, görüntüsünü, kalıbını, kılıfını, neyse yapısını hayalinde, hafızasında hapseder. Kafasında tutar. Neye benziyor? Tıpkı fotoğraf makinesi objektifiyle bir şeyin resmini çekip hapsetmiyor. İnsan da çok etkilendiği bir kadını gördüğü zaman onu hafızasında, yani bellek diyorlar, hayal hanesinde, kafasında hapseder. Hep onunla meşgul olur buyuruyor. Hatta evli bir erkek geceleri Allah'ın emrine girerken helaliyle, hanımıyla beraber bulunurken bir anda hayalini hapsetiyor. Çıplak kadının hayali göz önüne gelir. Onunla ilişki kurarsa doğan çocuk ona benzer ve veled-i zina olur diyor. Bugün 100 erkeğin 99'u evli erkekleri kastediyorum. Sokakta görüp şeklini hayalini hapsettiği kadınlarla yatıp vallahi onlarla kalkıyorlar.
toplum kirli, cemiyet kirli, sokaklar kirli, caddeler kirli, sünnetsiz, şeriatsız, hukuksuz, hükümsüz, peygambersiz bir sokak. Bu toplum hayat kuramazsınız. Çocuklarınızı sünnet ettirseniz dahi Müslüman olarak kalmalarını mümkün tutamazsınız. Çok kafirlerin çocukları sünnetli ama küfürden kurtaramamışlar. Allah'a düşman birçok yazarlar var, hep sünnetli. Allah'a düşman, İslam'a düşman çok profesörler var, hepsi sünnetli. Lakin sünnet olmuşlar ama Müslüman olamamışlar. Allah-u Teala ümmeti Muhammed'i sünnetin tamamını, kemalini ve şumulünü kavrayıp sünnet dediğimiz İslam nizamını, sünnetullahı, sünnet-i Muhammediye'nin tamamını hayata hakim kılmamızı bizlere nasip eylesin inşallah.